Merhaba arkadaşlar. KPSS tarih konularına göre çıkmış sorulara kongreler dönemi ile devam ediyoruz. Kıvamiye kongreler dönemi. İlk soru şu şekilde. Damat Ferit hükümeti yukarıdaki önlemleri aşağıdaki kongrelerden hangisini engellemek amacıyla uygulamaya koymuştur? Ne önlemler var burada? Mustafa Kemal ve kongre liderlerinin tutuklanması için Ali Galip'in görevlendirilmesi, İngilizlerin Anadolu'da kendileri için tehlikeli gördükleri stratejik mevkileri işgal etmesi, Ankara valisi Muhittin Paşa'nın kongreyi engellemek ve Mustafa Kemal ile arkadaşlarını tutuklamakla görevlendirilmesi. Şimdi buradan baktığımızda mesela hangisi olduğunu bilmiyoruz. Şunu düşünmemiz lazım. Burada çok kapsamlı bir tedbir var. Yani İngilizler belli hareketler yapıyor, Ankara valisi görevlendiriliyor. Dolayısıyla ulusal çapta bir kongre olmalı bu ve ulusal çapta kararlar alınmalı. Dolayısıyla bu şekilde olan kongrede Sivas Kongresi. Sivas Kongresi'nde bunlar oluyor. Tabii başarıya ulaşılamıyor. Sivas Kongresi toplanıyor ama burada şu noktadan yakalayabiliriz. Burada ulusal bir kongre söz konusu, güçlü bir kongre söz konusu ki buna karşı bu kadar kapsamlı önlemler alınmaya çalışılmış. Devam edelim. Kuvayi Milliye birlikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bazı yerel isyanların bastırılmasında etkili oldu. İşgallere karşı halkın tepkisi sonucu ulaştı. Düşman ilerleyişini yavaşlattı. Doğu cephesinde etkin rol aldı. Bölgesel mahiyette oldu. Şimdi Kuvayi Milliye birlikleri Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra kuruluyor. Halkın işgallere tepkisi olarak kuruluyor. Ve yerel isyanların bastırılmasında etkili oluyor. Bölgesel mahiyetteler. Zaten bu sorundan dolayı daha sonra düzenli orduya geçiş var. Burada Doğu cephesinde etkin rol oynadığını söyleyemeyiz. Doğu cephesinde etkin rol oynayan tabii ki Kazım Karabekir komutasındaki düzenli ordu birlikleri. Şu noktaya da dikkat çekmek isterim. Dikkat ederseniz etkin rol diye altını çizmiş. Hani Doğu cephesinde de faydası olmuştur gibi muğlak bir ifade yok. Etkin olarak altını çizmiş ki bunun yanlışlık olduğunu, onun değil Kazım Karabekir'in birliğindeki ordunun orada etkin rol oynadığını ayırabilsin aday. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin toplanmasının nedenlerinden biri değildir? İstanbul'un anlaşma devletleri tarafından resmen işgal edilmesi, Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesi olasılığı, Pontus Rum Devleti kurulması amacıyla girişilen faaliyetler, anlaşma devletlerinin Osmanlı Devleti'nin kimi bölgelerini işgal etmesi, Erzurum ve Trabzon'da kurulan cemiyetlerin birleştirilmek istenmesi. Tabi burada önce şuna bakalım. İstanbul anlaşma devletleri tarafından resmen işgal ne zaman ediliyor? Erzurum Kongresi'nin toplanmasından sonra 16 Mart 1920'de işgal ediyor diyor. Yani burada bir kronoloji bilgisiyle de soru çözülebilir. Cevabımız A seçeneği. Peki diğerleri? Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesi, Pontus Rum Devleti'nin kurulması ve dikkat ederseniz şunla şu birbirini nötrlüyor. Zaten Erzurum ve Trabzon'da buna karşı kurulan cemiyetler var ve bunlar birleştirilirse Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesi, Pontus Rum kurulması amacıyla girişilen faaliyetlere karşı koordineli bir şey olur, güçlü bir yapı oluşur. Anlaşma devletlerinin Osmanlı Devleti'nin kimi bölgelerini işgal etmesi de tabii ki o noktada Erzurum Kongresi'nin toplanma amacı zamansal olarak, kronolojik olarak da uyuyor. Cevabımız A seçeneğiydi. Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulu'nun Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı ki sürekli soruluyor arkadaşlar bu. Aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Burada bir siyasi başarı olacak. Siyasi başarı ne olabilir? Kabul, siyasi muhatap alınır. Siyasi anlamda karşılıklı görüşmeler yapılır. Dolayısıyla Amasya görüşmelerinin yapılması buradaki siyasi hamle. Cevabımız B seçeneği. İstanbul'un anlaşma devletleri tarafından işgal edilmesi ve Mebuslar Meclisi'nin dağılmasına aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir? İkinci kez, hatta üçüncü kez sanırım İstanbul'un anlaşma devletleri tarafından işgal edilmesi çıktı. Altı çizilen bir nokta.
hangisinin neden olduğu sanılabilir? İstanbul Hükümeti ile Temsilciler Kurulu'nun görüşme yapması, Ali Fuat Paşa'nın Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanması, hükümet üyelerinin meclis dışından seçilmesi, Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi, Erzurum'da kongre toplanması. Şimdi burada bir meclis ilan ediliyor, meclis basılıyor. Bu meclisin basılmasına neden olan şey nedir? Tabii ki kapsamlı bir şey söz konusu. Kapsamlı bir şey olması gerekiyor. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi, İstanbul'un anlaşma devletleri tarafından işgal edilmesi ve Mebusar Meclisi'nin dağılmasına neden oluyor. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum ve Sivas kongrelerinin ortak kararlarından biri değildir? Mustafa Kemal'in kongre başkanlığına getirilmesi, milli kuvvetleri etken, milli iradenin hakim kılınması, vatanın parçalanamaz, bölünmez bir bütün olduğunun dile getirilmesi, Temsilciler Kurulu'nun Doğu illerinin tamamını temsil ettiğinin kabul edilmesi, azınlıklara siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak imtiyazlar verilmesine karşı çıkması. Burada Mustafa Kemal'in kongre başkanlığına getirilmesi ikisinde de olan bir durum. Milli kuvvetlerin etken milli iradenin hakim kılınması tabii ki zaten orada önemli nokta o. Temsilciler Kurulu'nun Doğu illerinin tamamını temsil etmesi, vatanın parçalanamaz bir bütün olduğunu dile getirilmesi, azınlıklara siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak haklar verilmesine karşı çıkılması. C ve E seçenekleri de yine iki kongrede de ortak olan bir şey. Fakat Temsilciler Kurulu'nun Doğu illerinin tamamını temsil ettiğinin kabul edilmesi ortak olan bir şey değil. Aksine zaten bilinmesi gereken bilgi Sivas Kongresi'nden sonra tüm yurdu Temsilciler Kurulu'nun temsil ederek genişletilmesi temsil kabiliyetinin. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Bu gazetede Hakimiyeti Milliye gazetesi Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmi yayın organı haline gelen gazete hangisidir? Benzeri şıklar vardı. Bu Peyam-ı Sabah zaten mesela milli mücadeleye karşı bir gazete. Yeni Gün, İrade-i Milliye, bunlar millet, milli mücadeleye taraf, pozitif bakan gazeteler. Ve İktam gazetesi yine milli mücadeleyi destekleyen bir gazete ama yani hükümetin yarı resmi yayın organı olan Hakimiyeti Milliye Kurtuluş Savaşı'nda. Erzurum Kongresi'ndeki kararların aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulamaz. Sivil ve askeri yöneticilerin işgallere karşı mitingleri düzenlemeleri için genelge yayımlanması, Lozan Anlaşması'nın bağımsızlığı savunan ruhu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanış ve açılış gerekçesi, Sivas Kongresi kararları ve Amasya protokolleri. Yine biraz kronolojik olarak bakmamız lazım. Sivil ve askeri yöneticilerin işgallere karşı mitingler düzenlemeleri için genelgeler yayınlanması Erzurum Kongresi'nden önce başlayan bir şey. Lozan Anlaşması'nın bağımsızlığı savunan ruhu, TBMM'nin toplanış ve açılış gerekçesi, Sivas Kongresi kararları ve Amasya protokolleri, Amasya görüşmeleri diğer adıyla genelge değil. Dolayısıyla bunlar savunulabilir. Fakat ilk madde sivil ve askeri yöneticilerin işgallere karşı mitingler düzenlemesi için genelgeler yayınlaması daha önceden de olan bir durum. Daha önceden olan bir durum hatta. Cevabımız A seçeneği. Sivas Kongresi'nden sonra Temsilciler Kurulu'nun girişimleriyle Damat Ferit Paşa kabinesi düşürülmüş ve kabineyi Ali Rıza Paşa kurmuştur. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İstanbul hükümeti ile Anadolu arasında ilişkilerin yeniden kurulduğu, padişahın anlaşma devletlerinin etkisinden kurtulduğu, İstanbul hükümetinin Anadolu'nun gücünü tanıdığı, Damat Ferit Paşa kabinesinin Temsilciler Kurulu çalışmalarına karşı olduğu, Ali Rıza Paşa kabinesinin Sivas Kongresi'nde seçilen Temsilciler Kurulu'nun isteklerine uymak zorunda kalabileceği. Şimdi tabi burada resmi tarih söz konusu olduğu için padişahın anlaşma devletlerinin etkisinden kurtulduğunu söyleyemeyiz. Resmi tarih anlatımı olduğu için padişah anlaşma devletlerinin etkisinden kurtulamadı. Milli mücadeleye hiçbir zaman taraf olmadı ve dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Bu çünkü çok sert bir ifade aslında. Padişah anlaşma devletlerinin etkisinden kurtulması demek bir anlamda milli mücadeleye taraf olması demek. Erzurum Kongresi'nde azınlıkları siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak şekilde yeni bir takım özel haklar verilmesi kabul edilmeyecektir. Kararı alınmıştır. Bu karar aşağıdakilerden hangisine bir tepkidir? Her türlü işgal ve ayrıcalıklara, azınlıkların İstanbul'da kalmasına, azınlıkların kendi kültürlerini korumasına, Patrikhane'nin Rumların dini temsilcisi olmasına, Türkiye içinde Müslüman olmayan azınlıkların Türk tebaası sayılmasına. Burada bir tepkiden söz
ediliyor. Yani kendi kültürlerini koruması, İstanbul'da kalması falan değil. Bir ayrıcalık söz konusu olduğu için onlara karşı bir tepkiden söz ediliyor. Dolayısıyla cevabımız A. Yani bunu biraz da işin mantığına bakıp çözebiliriz. Sivas Kongresi'nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorun çıkmıştır? Ali Fuat Cebesoy'un Umum Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanması, milli cemiyetlerin birleştirilmesi, Erzurum Kongresi'ne katılan delegelerin Sivas Kongresi'ne katılması, Manda yönetiminin kabul edilmesi önerisi, İstanbul Hükümet Temsilcisi Salih Paşa ile Amasya'da görüşülmesi. Şimdi düşünelim, yani mantıken ne de sorun çıkar? Milli mücadeleyi savunan bir şey var. Bağımsızlığı sürekli ön planda tutuyor. Birileri gelip Manda yönetiminin kabul edilmesi önerisini verirse burada bir tartışma çıkar, sorun çıkar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Amasya görüşmelerinde İstanbul hükümeti ile Temsilciler Kurulu aşağıdaki konuların hangisinde anlaşmaya varamamıştır? Ali Rıza Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesi, Mebuslar Meclisi'nin toplanacağı yerin belirlenmesi, barışın en kısa sürede sağlanması, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin hukuki bir kuruluş olarak kabul edilmesi, seçimlerin en kısa sürede yapılması. Burada cevabımız B seçeneği. Mebuslar Meclisi'nin toplanacağı yerin belirlenmesinde anlaşmaya varılamıyor. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasının güvenlik bakımından uygun olmadığı düşüncesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kabul etmiyor. İstanbul hükümeti bunu kabul etmiyor. Mustafa Kemal Paşa da bunda ısrar etmiyor. Dolayısıyla bu noktada bir anlaşmaya varılamıyor. Ama onun dışında işte Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin bir hukuki anlamda kuruluş olarak kabul edilmesi ve seçimlerin en kısa sürede yapılması, Ali Rıza Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesi gibi konularda bir sorun yok zaten. Ki zaten Salih Paşa'yı Amasya'ya yollayan Ali Rıza Paşa, burada kronolojik olarak da bir hata var, onun sadrazamlığa getirilmesi daha önce. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği. Bu bir anlamda sonradan Ankara'da toplanması, Mebusar Meclisi basıldıktan sonra TBMM'nin Ankara'da açılması falan da bize pozitif olarak yansıyor. Devam edelim. Pardon. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle ilgili kararlar Sivas Kongresi'nde alınmıştır? Batı cephesinin ikiye ayrılması, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması, Temsilciler Kurulu merkezinin Ankara'ya taşınması, Mustafa Kemal'in meclis başkanı seçilmesi, milletvekili seçimlerinin 2 yılda bir yapılması. Cevabımız Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması. Yani şıklara bakınca zaten Sivas Kongresi'nde gerçekleşen şeyler soruluyor. Milletvekili seçimlerinin 2 yılda bir yapılması falan daha henüz erken yani. O anlamda biraz da kronolojik olarak bakmak lazım bu sorulara. B seçeneği doğru cevabımız. Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin toplanmasında aşağıdaki gelişmelerin hangilerine hızlandırıcı etkisi olduğu savunulabilir? Aslında biraz daha kronoloji sorusu yine. Çünkü Mebuslar Meclisi'nin toplanmasından sonra o basıldığı için TBMM açılıyor. Onun onda bir etkisi olduğu savunulamaz daha sonra. Ama Sivas ve Erzurum kongreleri etkisi olduğu savunulabilir tabii, çünkü milli mücadele baskı yapıyor bir anlamda. Cevabımız D seçeneği. Amasya görüşmelerine katılan Salih Paşa'nın alınan kararların resmi nitelikte olmadığını temsilciler kuruluna söylemesi kendisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir? Tabii bir korku endişe var, onu gösteriyor. Tutuklanmaktan korktuğunu, alınan kararlarda etkili olduğunu, görüşmelere hükümetten gizli katıldığını, Anadolu'da ulusal harekete katılacağını, kararları hükümetinin kabul etmemesinden endişe duyduğunu. Şimdi bu neyi gösterir demiş. Yani burada tutuklanma çok kesin bir ifade. Bu değil de bizim burada bir endişe. Çünkü hükümet tarafında bir endişe söz konusu olabilir diye düşünmeliyiz. Kararları götürdüğünde endişe edeceğini söylediği için bunlar resmi değildir. Bunlar bu şekilde alınmış kararlardır. Ortak görüş gibi bir şeydir diyebilir. Cevabımız E seçeneği. Zaten diğerleri de gizli katılma yok. Onu Ali Rıza Paşa yolluyor. Bunlar da bir olayı açıklayan şeyler değil. Yani alınan kararlarda etkili olduğum kabul edilir bir şey zaten, ama burada resmi nitelikte olmadığının altı çizilmiş ki hükümetin kabul etmemesinin durumunda öne sürebileceği bir şey olsun. Umarım faydalı olmuştur.